İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. 25 Temmuz Perşembe akşamında ana haber bülteninde karşınızdayız. Ve ilk gelişmeyle başlayalım. Evet, İsrail ve Gazze'ye odaklanacağız. İlk gelişmelerimiz bu haberlerle örülü. Ve baktığımızda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması insanlık tarihine bir utanç olarak geçti. Oysa Netanyahu alkışlanırken bile İsrail Gazze'de katliam yapmaya devam ediyordu. İsrail'in Gazze soykırımcısı Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde sivilleri öldürmedik yalanı söyledi ve ayakta alkışlandı. Amerikalılar bu yalanları alkışlarken dahi İsrail Gazze'de sivilleri katlediyordu. Bu süre içinde işgalci İsrail ordusu Gazze şeridindeki 60 noktaya hava saldırısı düzenledi. Son saldırılarda 30 Filistinli'nin daha öldürüldüğü, 146 kişinin yaralandığı belirtildi. It's stationed on Al-Mintar Ridge. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39.175'e, yaralananların sayısının da 90.403'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere dahi ulaşamadığı yinelendi. Öte yandan Netanyahu ve yalanlarını alkışlayan ABD Kongresi ile ilgili sosyal medyada çarpıcı paylaşımlar yapıldı. Evet sayın seyirciler, on binlerce insanın katilini ayakta alkışladılar. Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşması insanlık tarihine bir kara leke olduğunu söylemiştik. Evet, Amerikan kongrevileri katili ve yalanlarını bunu süre alkışlamaya devam etti. Mr. Speaker, the Prime Minister of the State of Israel. Bu görüntüler insanlık tarihine utanç olarak geçti. Gazze'de on binlerce Filistinli Müslümanın katili olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ayakta alkışlandı. Soykırıma dönüşen katliamlarına 7 Ekim'den bu yana devam eden Netanyahu, en büyük destekçisi ABD'yi ziyaret etti. Netanyahu, kongreye alkışlar eşliğinde girdi. Yaklaşık bir saat süren konuşmasındaysa yalan üstüne yalan söyledi ve bu yalanlar Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleri tarafından sık sık ayakta alkışlandı. Gazze'nin Refah kentindeki durum için burada hiç sivilin öldürülmediği yalanını söyleyen Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze saldırılarında İsrail'e verdiği destek ve gururlu bir Siyonist olduğunu söylemesinden dolayı teşekkür etti. Amerikalı kongre üyelerine hitaben bize gerekli teçhizatı verin, işi daha çabuk bitirelim diyen Netanyahu, zafer elde edene kadar savaşacağız ifadesini kullandı. 3000 Hamas terörist stormed into Israel. Gazze'de sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların yalan olduğunu iddia eden Netanyahu, burada kaç sivil öldürüldüğü sorusuna bir bombanın şarapnel parçasının Hamas'ın silahlı bir personeline çarptığı ve bu nedenle istemeden iki düzine insanı öldürdüğü tek bir olay dışında hiç sivilin öldürülmediği şeklinde cevabını aldığını öne sürdü. I have one final wish. I wish to hug my daughter Noah. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davaya da değinen Netanyahu, bizi prangaya vurmak istiyorlar, kendimizi savunmamızı engellemek istiyorlar. Eğer İsrail'in elleri bağlanırsa sıradaki hedef Amerika olur iddiasında bulundu. Konuşmasında İran'ı da hedef alan Netanyahu, ABD ve İsrail Orta Doğu'da İran tehdidiyle mücadele etmek için bir güvenlik ittifakı kurabilir. Bu güvenlik ittifakına İsrail'le barış içinde olan ya da olmak isteyen tüm ülkeler davet edilmelidir. Öngördüğüm yeni ittifak,
Abraham anlaşmalarının doğal uzantısı olarak görülebilir. Bu anlaşma sayesinde İsrail ve 4 Arap ülkesi arasında barış sağlandı. Bunu demokratlar da cumhuriyetçiler de destekledi. Bu yeni ittifak için bir isim de düşündüm. Yeni ittifakın adı Abraham İttifakı diyelim dedi. ABD Kongresi'nin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib'in Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde savaş ve soykırım ve yazan bir pankart tutarken dışarıda protestolar vardı. Kongre dışında binlerce kişi İsrail karşıtı gösteri gerçekleştirirken polis göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Evet sayın seyirciler, sözde stratejik müttefik Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü PKK-YPG'ye silah teçhizat desteği geldi. ABD teröristlere hava savunma sistemi verdi ve bu hava savunma sistemlerinin hedefi ise tabii ki Türkiye. Milli Savunma Bakanlığı ABD'nin teröre vermiş olduğu desteğe tepki gösterdi. Irak'ın kuzeyinden sonra Suriye'nin kuzeyinde de bir terör devleti kurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünü desteklemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yıllar içinde ağır silahlarla donattığı terör örgütüne şimdi de hava savunma sistemi verdi. Sistemin hedefinde ise Türkiye'nin insansız hava araçları var. Sözde stratejik ortağımız ABD, Türkiye'nin teröristlere karşı kullandığı İHA ve SİHA'ları etkisizleştirmek için terör örgütüne 4 adet hava savunma sistemi verdi. ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK'nın kolu YPG'nin denetimindeki Haseke ilinde yer alan üssüne askeri takviyede bulundu. Bu duruma Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Basın bilgilendirme toplantısında şu açıklama yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger Stinger hava savunma sistemleri göndermişti. Müttefikimiz ABD'den beklentimiz daha önce DAEŞ'le mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK-YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması. Bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir. Terör örgütünü Türkiye'ye karşı ağır silahlarla donatan sözde stratejik ortak ABD, Türkiye'ye ise parasıyla bile silah vermiyor. Parasını ödediğimiz F-35'leri vermeyen ABD, F-16 savaş uçağı alımı konusunda Türkiye'yi oyalamaya devam ediyor. Sayın Biden'la tekrar konuştum. Bakalım, eğer denildiği gibi olursa 3-4 hafta içerisinde ben bu problemi çözeceğim dedi. Bugün ayrılırken yine hatırlattım. 3-4 hafta içerisinde çözeceğini söyledi. Aramızda bazı nükteler de oldu. Ama bu parçalarla ilgili konuda bu her zaman zaten aramızda görüştüğümüz konular. Ben şimdi en taze haber olarak size Sayın Biden'ın bana verdiği cevabı nakletmiş oldum. Evet sayın seyirciler, şimdi ise bir Skype bağlantımız var. Skype bağlantımızda ise Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin bizlerle birlikte. Sayın Pekin yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet, ilk önce sondan başlayalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu sözde müttefik Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya uzun zamandan beri aslında ciddi bir sayıda ekipman desteği vermeye devam ediyor. Ve burada artık tırların sayısını hesaplamakta da ciddi anlamda zorlanıyoruz. Ve uzun yıllara dayanan bir destek bu. Burada bölgede Suriye'nin kuzeyinde bir tampon, daha doğrusu bir teröristan devleti diye tabir edebileceğimiz bir devlet kuruyor. PKK terör örgütü unsurlarıyla birlikte ve Amerikan üsleri de bu bölgede artmaya da devam etmekte. Aslında bölgede bazen çıkabileceğini sinyallerini verse de aslında uygulamada Amerika Birleşik Devletleri bölgede kalıcı olarak kalmanın ve burada bir Kürdistan uzun vadeli, yani Suriye'nin kuzeyinden, Irak'ından koparılacak toprak parçalarıyla ve İran'dan alınacak ve Türkiye'den alınacak toprak parçalarıyla bir Kürdistan kurma hayaliyle yanıp tutuşuyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu noktada PKK'ya ciddi bir destek vermekte. Peki
Türkiye'nin tabii Milli Savunma Bakanlığı bu ABD'nin tavrına tepki gösterdi ama bu noktada doğru tavırları gösterebiliyor muyuz? Daha farklı nasıl yaklaşmalıyız Amerika Birleşik Devletleri'ne? Şimdi müsaade ederseniz öncelikle Türkiye olarak ne yapmalıyız ona bakmamız gerekiyor. Birinci konu çok büyük sorunlar var. Yani işte Özgür Suriye Ordusu karşı taraf tarafından, Esad tarafından terörist olarak addediliyor. Ondan sonra İdlib'deki bu HTŞ onlar terörist olarak addediliyor. Hem şey tarafından, Rusya tarafından hem Avrupa'daki bazı ülkeler tarafından. Yine böyle baktığımız zaman bölgede önemli konular. Yani ülkesine hakim değil şu anda Esad. Şöyle hakim değil. İki tane büyük ulaştırma yolu var. Yani daha doğrusu lojistik hattı var. Bunun üstüne birisi M4 karayolu, birisi M5 karayolu. Bu karayolları bir tanesi işte şeye kadar, Akdeniz'e kadar iniyor. Diğeri Şam'a kadar gidiyor. Bunlar belli yerlerde HTŞ tarafından ya da Özgür Suriye Ordusu tarafından ya da PKK tarafından, PKK tarafından kesiliyor. Ve dolayısıyla ulaştırma olarak ya da lojistik olarak bölgeye hakim olmadığı için gerekenleri yapamıyor. Güçlenmesi gerekiyor. Güçlenmesi ancak bu ticaret yollarının açılmasıyla bağlı. Bu konuda bizim yapacağımız en önemli konu Esad'ı güçlendirmek. Yani merkezi hükümet, Esad demeyeyim de merkezi hükümeti güçlendirmek. Esad olur, başka birisi olur, önemli ama merkezi hükümeti güçlendirmenin yolu ona ülkesini idare edecek bu ulaştırma yollarını vermek durumundayız. Arkasından da oturup biz işgalci değiliz diyoruz. Nasıl çıkacağız? Bölgeyi nasıl terk edeceğiz? Terk ederken nasıl bir aşama yapılacak? Nasıl bir planlama yapılacak? Bunun ortaya konması lazım. Yani ondan sonra artık yavaş yavaş yani birdenbire bir görüşmeyle iki görüşmeyle bu işin olması mümkün değil. Şimdi çeşitli kademelerde görüşmeler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da görüştüğü zaman büyük ihtimalle bu da bir tamamı erdirilmiş bir görüşme değil ama işte bir başlangıç olacak. Ancak böyle yaparsak, Irak'ı da yanımıza alırsak, biraz evvel şeyden bahsettiniz. Yani daha doğrusu videoyu anlatırken Netanyahu'nun şeyden bahsettiği görülüyor. Bu İbrahim Anlaşmalarından meydana gelen bir örgüt. İşte bunu aslında bizim yapmamız gerekiyordu. Türkiye, Irak, Suriye, İran, hatta Lübnan dahil olmak üzere bunu bizim yapmamız gerekiyordu. Zaten Kafkaslar'da da şeyimde, Rusya'da dahil ederseniz böyle bir anlaşma olabilseydi ancak Amerika öyle çıkar. Yani siz Amerika durup dururken çıkmaz. Amerika'nın canının acıması lazım. Ya da Amerika'nın büyük bir fedakarlık ortaya çıktığı için o fedakarlığı yapmaktan kaçınması gerekiyor. Ancak böyle durumlarda ortaya çıkar Amerika Birleşik Devletleri oradan geçebilir. Bunun yolu da bölgede birlik beraberlik kurmaktır. Bir arada olmaktır. Ve sorunları halletmektir. Yoksa bu ilahi inayet sürer bu sorunlar. O ona teröristler yoksa başka bir şey söyler. Ama şunu bir defa daha ifade edelim. Bölgemizde maalesef bu olay bu şekilde devam ettiği sürece tedbir almadığımız, anlaşma yapmadığımız ve bu konularla ilgili bir pakt veyahut da bir sistem oluşum kurmadığımız takdirde Türkiye ve etrafındaki ülkeler bence uzun süre terörizmle beraber yaşamak durumunda kalacaklar. Ben ikinci olarak şeye geleyim. O Avenger silahlarına geleyim. Şimdi bunlar bildiğimiz dört tekerlekli araçlar üzerinde, jipler üzerinde iki tane şey var. İki tane atma sistemi var. Bu atma sistemlerin her birinde dörder tane de füze var. Yine bunun üzerinde bir de sanırım makinalı tüfek var. M60 makinalı tüfeği var. Ve bunun nedeni şu. Özellikle kruz füzeleri insansız hava araçları. Yine bunların dışında olan bir takım şeyler var. Yaklaşım çok alçaktan gelen, görülmeyen şeylerin göremediği, radarların göremediği, radar görüşü dışında gelen unsurlar var. Bunları önlemek için alınan bir şey bu. Bu konuda tabii
Türkiye bu bölgeye büyük çaplı füze atacak hali yok ama bunlar tamamen Türkiye'ye karşı kurulmuş, teşkilatlanmış bir olay. Burada herhangi bir harekat olursa ister Amerikalılar kullansın ister PYD kullansın, bunlar PYD'nin malı ve bunlar bize karşı kullanılacak. Açık net, yani burada bölgede başka kimse yok. Herhalde İranlı gelip bölgede bunlara bir şey yapmayacak. Yani İran'ın başka hesabı var bu bölgeyle ilgili. Dolayısıyla bu konu dört tane verilmiş bunlardan. Dört tane görerek atış ediyor. Görerek atış yapıyor. Yani görüyor uçak olduğunu vesaire falan. 400 kilometre falan diyorlar ama menzili. Menzili daha kısa. Yani bu menzil atıldığı zaman o kadar gidiyor. Ama asıl etkili menzili önemli. Etkili menzili 10-12 kilometre civarında falan. Alçak hava savunma sistemidir bu. Bizim de var buna benzer sistemlerimiz. Özellikle birlikleri korumak için kullanılan bir sistem bu. Hatta bu 2001'deki Dünya Ticaret Merkezi bombalandığı zaman ya da uçaklar çarptığı zaman daha sonra Pentagon'u korumak için ve Beyaz Saray'ı korumak için bu Avenger'lar kullanılmış. Böyle önemli bir sistem. Dört tane Amerikalılar diyor ki biz bunu kendimiz için getirdik. Ama görünen şeyden kalkan 40 araçlık bir konvoy, Irak'tan gelen 40 araçlık bir konvoy ki Irak'ta büyük ihtimalle Erbil'deki havaalanına getirilmiştir. Oradan geliyor 40 uçak. Bunun dört tanesi işte Avenger diyelim ve bunlar Şeddah diye denilen bölgeye geliyor. O bölgenin yakınında Amerikan üssü de var ama asıl bu bölgede PYD var. PYD'yi korumak amacı. Neden korumak için? Türk İHA'larından, SİHA'larından korumak için, kuru füzelerinden korumak için, kanatlı uçaklardan, pervaneli uçaklardan, kanatlı uçaklardan korumak için. Tabii bunlar şey için ne diyelim, özellikle F-35'ler, F-36'lar, F-16'lar için bir şey değil, büyük bir engel değil. Ama küçük çaplı uçaklar için, özellikle de insan savaş araçları için çok önemli. Çünkü kulis füzesi falan çok alçaktan geliyor. Yani hemen hemen deniz seviyesinin biraz üzerinden hareket ediyor. Bu radar, mevcut radarları bunları görmek mümkündür. İşte radarların kapatamadığı yerleri ya da bu kapatamayan yerleri bu füzelerle kapatmak suretiyle hava savunmasını tamamlıyorlar bu amaçla. Öbür konu... Diğer konuda aslında gelecek olursak, biliyorsunuz şu anda aslında İsrail askerleri, İsrail yönetimi Gazze'de saldırılarını, katliamlarını devam ettirirken bu noktada İsrail Başbakanı Netanyahu Amerikan Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştirdi ve biz sivillere zarar vermiyoruz açıklaması yapılırken aslında baktığımızda 39 bine yaklaşan bir ölü sayısı var ve 90 bine yakında yaralı sayısı var. Bu aslında resmi olmayan rakamlarda toplandığında 100 bini geçtiği söyleniyor aslında ölü sayısının da. Fakat buna rağmen yalanlarını sürdürmeye devam ediyor. Gerekli teçhizatı verirseniz biz bu işi çok daha hızlı bitiririz diyorlar. Ve son cümlede bu arada tabii yeri geldiğinde Lübnan'a, Suriye'ye ve en son yapmış olduğu saldırı ise Yemen oldu. Yemen'e bir saldırı düzenledi. Bölgede aynı biraz önce dediğiniz gibi eğer bir pakt kurmazsak sanki bu savaşın sınırları genişleyecekmiş gibi bir atmosfer var. Oraya doğru gidiyor. Evet. Oraya doğru gidiyor. Tabii yani bir Amerikan ya bildirisiyle bütün dünyaya bence bir sınır koyan ve bu kadar olan böylesine bir kongrede bir Netanyahu yalanlarını kongredekilere soruyor. Onlar da alkışlıyorlar. Hem de 58 defa kesiliyor bu şeyler. Çok garip bir şey. Artık kime, neye inandıracaksınız? Hiçbir ülke inanmaz. Amerika Birleşik Devletleri inanmaz. Hiçbir ülke Amerika'nın ya da Birleşmiş Milletler'in, Amerika'ya bağlı bir takım kurumların gerekenleri yaptığına inanmaz. Herkes ya tek başına savaşacak ya da biraz evvel söylediğim gibi bölgesel paktlar kurulmak suretiyle bunlara karşı tedbir alınacak. Başka çıkış yolumuz yok. Yoksa biz Netanyahu'nun ve bunun gibi insanların kurduğu yalanlarla, kurduğu düzenlerle ortaya çıkardığı bir soykırımla
Devam ederiz. Bugün bize, onlara, yarın Dicle Fırat nehirleri vasıtasıyla bize, işte vaat edilen topraklar vasıtasıyla yine bizim topraklarımıza, İran'a, böylesine uzanacak bir savaş bu. Umarım Lübnan'da içine girmez. Çünkü Türkiye'nin bu Lübnan-İsrail savaşı olmadan, böyle bir tehlike ortaya çıkmadan artık bu paktı ya da Suriye ile anlaşmayı yapması lazım. Suriye ile görüşmesi lazım. Ama doğrusu şöyle yapmamız gerekiyor bana göre. Açıkça yani görüşülüyor ama bir görüşmeden sonra her şey bitti anlamına gelmiyor. Çünkü çok hassas konular. 13 senede o kadar konu birikmiş ki, o kadar karşılıklı düşmanlıklar oluşmuş ki bunları birdenbire tek bir görüşmeyle çözmek mümkün değil. Görüşme bir başlangıç olacaktır. Aşama aşama akıllı bir plan yaparsak Amerika'yı da bölgeden atabiliriz. Şeyi de bölgede bir Filistin devleti de kurabiliriz diye değerlendiriyorum. Ama herkes yine kendi şeyinde ne derler, yağında kavrulursa o zaman vay halimize diye söylerim. Sayın Pekin, çok teşekkürler vermiş olduğunuz katkılar için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, Sayın İsmail Hakkı Pekin'e çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim diğer gelişmeyle. Evet, hiçbir kurala, hiçbir mevzuata uymadan eğitim veren yabancı okullar krize neden oldu. Sayın seyirciler, ve Fransız ve Alman okullarının başını çektiği bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı ile yaşadıkları krizden sonra Türk öğrenci almayacaklarını duyurdu. Eğitim sistemi üzerine tartışmaların bitmediği Türkiye'de bir de yabancı okul sorunu yaşanıyor. Bu okullar Türkiye'de hiçbir kanuna, mevzuata uymadan kendi kurallarına göre eğitim veriyor. Üstelik bu okullar artık Türk öğrenci kabul etmeyecek. Aslında 18 Nisan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'ne göre bu okullarda sadece büyükelçilikte çalışan görevlilerin çocuklarının eğitim görmesi gerekiyor. Ancak söz konusu okullar bu kurala da uymuyor ve Türk öğrenci de alıyordu. Yasal mevzuatta yeri olmayan bu okullardan mezun olanlar daha sonra yabancı öğrenci sınavına girerek üniversite eğitimi alıyorlar. Ciddi bir haksız rekabete neden olan bu durum krize dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata uymalarını istediği Fransız elçiliğine bağlı Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liselerinin ardından Alman Büyükelçiliğine bağlı İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Alman okulları da yeni eğitim öğretim yılında çifte pasaportlular da dahil Türk öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurdu. Bu okulların sayısının 12 olduğu ifade ediliyor. İşte şöyle, bu okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretimlerine devam edilir. Girmezlerse yok okulunda mevzuat. Herhangi bir denklikleri olmayacak mı oradan mezun olanların? Zaten yok. Zaten yani. Zaten yok, evet. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların hukuki statüye kavuşmaları için uluslararası sözleşme yapılması gerektiğini belirterek, bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zeminine kavuşmasını arzu ediyoruz. Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor, Pakistan'la da görüşmelerimiz devam ediyor. 1993 yılından itibaren hükümetler sürekli özellikle Fransa'yı uyarmışlar. 1993'ten beri hiçbir adım atılmamış. Bizim yapmak istediğimizde Fransa'nın da dahil olduğu diğer ülkelerle de karşılıklı uluslararası sözleşmeler yapmak ifadelerini kullandı. Evet sayın seyirciler, şimdi ise ikinci Skype bağlantımızdaysa Hepimizin Sendikası Grubu Yürütme Kurulu üyesi Adnan Yarar bizlerle birlikte. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Evet, haberimizde de dediğimiz gibi maalesef mevzuatla uyumlu olmayan okullar meselesi var. Milli Eğitim Bakanı da bu ayrıntıya biraz dikkat çekti. Acaba okullar gerekli olarak, yani gerekli olan mevzuata uymama durumunu mu yaşıyor? Yoksa yani hangi taraf arasında bir sıkıntı var? Ya da süreci nasıl düzeltebiliriz? Tabii Türkiye'deki yabancı okullar meselesinin tarihsel bir kökeni var.
Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethi ve hemen ardından 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa'ya verilen kapitülasyonlardan Lozan'a kadar, Lozan'a kadar süren bir sorun yabancı okullar meselesi ve Lozan'dan da günümüze kimi yabancı okullar Türkiye'de faaliyetlerine zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin verdiği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programı çerçevesinde devam eden Fransız liseleri, Alman liseleri, İtalyan liseleri bunlar var. Mevcut devam ediyorlar. Sorun olan okullar büyükelçilikler bünyesinde açılan 18 Nisan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'nde yani diplomatik misyon temsilcilerinin ülkemizde görev yapan görevlilerin, büyükelçilik görevlilerinin bütün ülkedeki hukuk alanında, adalet alanında, eğitim alanındaki faaliyetlerini, çalışmalarını düzenleyen sözleşmeye istinaden açılan okullar. Sorun olan okullar. Şimdi bu okullar açıldığı süre içerisinde bu sözleşmeye dayanılarak açılmış bu okullar. İlk başta tabii büyükelçilik çalışanları ve meslekleri itibariyle ülkemizde çalışmak zorunda olan yabancı ülke vatandaşlarının çocuklarının eğitimlerinin sağlanması amacıyla kurulmuş. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda özellikle 1980'lerden sonra yaptığı tespite göre bu okullarda özellikle Fransa'ya ait, Fransa Büyükelçiliğine ait 3 okul, 2 okulda Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarında öğrenci sayısı %90'ı Türk öğrenci olmuş durumda. Bu da hem Viyana Sözleşmesi'ne aykırı hem de daha vahim olan bir durum var. Bu okullar büyükelçilikler bünyesinde olduğu için genelde bu okulların o ilkokul ve anaokulu kısımları büyükelçilik binalarının içerisinde bulunuyor. Bu da büyükelçilik binaları uluslararası sözleşmeler gereği ülkelerin kendi toprakları olduğu için herhangi bir şekilde denetim imkanı sağlanmıyor bu okullara. Yani Milli Eğitim Bakanı bu konuyla ilgili gereken açıklamayı yaptı. Yani biz bu okullara öğretim programları ile ilgili, denetimle ilgili bürokratlarımızı gönderdiğimizde, müfettişlerimizi gönderdiğimizde kapıdan içeri alınmıyorlar şeklinde açıklaması oldu Milli Eğitim Bakanı'nın. Biz hepimizin sendikası grubu olarak zaten hala hazırda yani Lozan Anlaşması'nda taahhüt edilen okul problemi yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin verdiği, denetiminde olan öğretim programını Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetlediği okullarla ilgili hala hazırda birçok tartışma varken bir de bunun üzerine herhangi bir denetime tabi olmadan bütün yönetmeliklerin dışında herhangi bir denklik içermeyen okulların olmasına yönelik tavrını son derece yerinde bir tavır olarak görüyoruz ve bununla ilgili kararlılıkla bu tavrın sürdürülmesi gerektiğini biz hepimizin sendikası grubu olarak ifade ediyoruz. Yabancı bir okul. Peki şunu sorayım size. Peki Türkiye'de bir yabancı okulda Türk öğrencilerin okutulması acaba burada eğitimde birlik kavramını ortadan kaldırır mı? Yani bu tarz okulların özellikle işte büyükelçilik bünyesi içerisinde hani korunma alanı yaratılıp hiçbir şekilde dışarıdan teftişe de izin verilmeyerek yani özel bir yapıya kavuşması burada eğitimde çok başlılık ve aslında eğitimin özgür olmadığı kavramını ortaya çıkartır mı? Yani düşünsenize yani eğitimde bile gidemediğiniz yer hani ulaşamadığınız topraklar sizin değil sizin değildir derler ya. Şimdi ulaşamadığınız evet. Eğitim alanında da o zaman burada da bir özgürlük alanını kısıtlayan bir durum yok mu? Evet yani bu büyükelçiliklerin bu okul faaliyetleri uluslararası sözleşmeye dayandıklarını iddia ettikleri uluslararası sözleşmeye aykırı olduğu gibi bunun ötesinde 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na da aykırı bir durum. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kelime anlamı eğitim ve öğretimin birleştirilmesi. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisindeki bütün yerli ve yabancı okullar. Tabii bunun içerisinde yerli diye ifade ettiğimiz okullar o zaman çeşitli tarikatlar ve cemaatlerin yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetleriydi. Bunlar da tamamı kapatılarak faaliyetlerine devam etmek isteyenler de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesine alındı. Aynı şekilde yani bu tarikat cemaatlerin güdümündeki okullara karşı bu Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Aynı şekilde bu kararlılık o dönemde yabancı okullara karşı da gösterildi. Yine bugün olduğu gibi o dönemde de bu yabancı okullar bağlı oldukları ülkeler vasıtasıyla
bir baskı oluşturdular hareket alanında daha rahat ifade edebilmek için. Ancak o dönemki Türk hükümeti hiçbir şekilde geri adım atmadı. Ancak 1945'lerden sonra ülkemizde yabancı okullar, yani Lozan Anlaşması'nın yabancı okullar maddesine dayanılarak işte İstanbul'da faaliyet yürütüyorlar, Ankara'da faaliyet yürüten, İzmir'de faaliyet yürüten Fransız okulları, Alman okulları, İtalyan okulları var. Burada şu ayrımı yapmak lazım. Şimdi Türkiye'de şu anda liselere geçiş sınavında bir tercih süreci var şu anda. Yani velilerimizin de kafasını karıştırmayalım burada. Çünkü her ne kadar konu tartışmalı da olsa şu anda yasal, resmi mevzuat içerisinde faaliyetlerini yürüten Fransız, Alman ve İtalyan okulları var. Ve buraları Türk öğrenciler gereken şartları sağladıkları takdirde, gereken puan şartlarını, okulun kendi özel şartlarını ve okulun ücretini ödedikleri takdirde buralara kayıt olabiliyorlar ve olmaya da devam edecekler. Sorun olan büyükelçilikler bünyesinde yasa ve yönetmelikler dışında faaliyet gösteren ve herhangi bir denkliği olmayan Alman ve Fransız okulları ile ilgili sorun var. Şimdi burada bugün yaptıkları açıklamada, yani basına yansıdı bu. Bu okullar 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci almayacaklarını açıkladılar. Tabii zaten böyle olması gerekiyordu. Yani zaten Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikler bünyesindeki okulların anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise zaten öğrenci almaması gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da ifade ettiği üzere bu okulların diplomatik bir garanti vermesi gerekiyor. Diplomatik bir güvence vermesi gerekiyor. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının okullarına kabul edilmemesi ile ilgili. Bu şöyle bir duruma sebebiyet veriyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına bağlı olmadığı için bu okullar, Büyükelçilik bünyesindeki okullar, burada okuyan Türk Cumhuriyeti Devleti vatandaşı öğrencilerin herhangi bir hukuki yasal statüsü yok. Yani bunların oradan aldıkları diplomaların da herhangi bir geçerliliği yok. Bu okullar bunu şu şekilde aşma yoluna gidiyorlar. Burada okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri yabancı öğrenci statüsüne sokup üniversite sınavlarına sokuyorlar. Bu da şöyle bir haksızlığa yol açıyor. Şimdi Yüksek Öğretim Kurumu'nun yabancı ülke vatandaşı olup da yabancı öğrenci statüsüyle Türkiye'de üniversite okumak isteyen öğrencilere tanıdığı bazı ayrıcalıklı haklar var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları buradan denklik alıp yabancı öğrenci statüsüne kavuştuğu için böyle bir haksızlık da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile kendi vatandaşlarımız bu bağlamda karşı karşıya geliyorlar. Bu da son derece haksız ve çarpık bir duruma yol açıyordu. Ancak bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararlı duruşu sayesinde, yani Milli Eğitim Bakanlığı eğer kurallara ve yasa ve yönetmeliklerimize uymadıkları takdirde yaptırım uygulayacağız açıklamasının ardından okulların bugün 2024-2025 eğitim öğretim yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencisi öğrenci olarak almayacaklarını açıklamaları önemli. Umarız bundan sonra bu okullar, hiçbir devlet Türkiye'de eğitim gibi stratejik bir alanda kendi başına buyruk hareket etme havsalasını kendinde görmez diye umuyoruz. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın burada titizlikle konuyu takip etmesi, diplomatik garanti alması ve bu tutumunu kararlılıkla sürdürmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bizim eğitim sistemimizde, öğretmenlik mesleğinde, eğitim alanında, bilimsel eğitimde elbette problemler, sorunlar, yanlışlıklar, hatalar var. Türkiye'de biz eğitim bileşenleri olarak, eğitim sendikaları olarak, bilim insanlarıyla birlikte, mesleğin içinden öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bu eksikliklerin, hataları eleştiriyoruz. Bunlara karşı mücadele veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ancak burada hiçbir yabancı devletin Türkiye'de eğitim gibi stratejik bir alanda müdahaleci olmasını ve kendi başına buyruk hareket etmesini Türkiye'de hiçbir eğitimci, hiçbir eğitim bileşeni kabul etmez. Eden de zaten müstemlekecidir, müstemleke aydınıdır. Yani basına bu tür açıklamalar da yansıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yabancı okullar konusundaki tartışmalarına. Ancak Türkiye'de hiçbir eğitim sendikasının, ben hiçbir yabancı devletin Türkiye'de eğitim sistemimize bu derece müdahale etmesini ve başına buyruk hareket kabul edeceğini ben hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Biz zaten hepimizin sendikası grubu olarak bu konuda en başından beri yasal mevzuat çerçevesinde bile eğitim yürüten Fransız okulları, Alman okullarının durumlarını biz tartışıyoruz. Tartışmalı bir konu burada verilen eğitimler, fırsat eşitliği,
Tevhidi Tedrisat Kanunu'na bunun uygunluğu, yanlışlığı, Lozan'daki maddenin ne derece esnetildiği konularında halihazırda tartışmalar devam ediyor. Daha bir de bunun üzerine kendi başına buyruk, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hiçbir denetimi de kabul etmeyen okulların kabul edilmesi mümkün değil. Sayın Yarar, gerçekten de bu konuda aslında bu karanlıkta kalmış, gölgede kalmış konular noktasında önemli bilgileri paylaştınız bizlerle birlikte. Gene bu konuları takip etmeye ve size de gene görüş almaya devam edeceğiz ama çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Sayın Adnan Yarar'a çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim bir diğer gelişmeyle. Evet, AKP'nin yeni vergi paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor ancak paketin içeriğinden çok çıkan kavgalar konuşuluyor. Genel Kurul'da milletvekilleri birbirlerine tekme tokat girdi. İktidarın vergi paketiyle ilgili görüşmeler böyle başladı. Genel kurulda DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve AKP'li milletvekilleri arasında hırsızlık atışmasıyla başlayan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. AKP'li milletvekillerinin yere düşen Bozan'a eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun da aralarında bulunduğu AKP'li milletvekillerinin tekme ve tokat attığı görüldü. Genel kurulda bir kavgada İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun konuşması üzerine çıktı. AKP'li ve MHP'li milletvekilleri kendilerini eleştiren Türkoğlu'na sert tepki gösterdi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akça ile İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu arasında arbede yaşandı. Vergi paketinin görüşmeleri sırasında iktidarla muhalefet arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor. Adam gibi bu milletin hakkını korumaya çalışın. Bir sefer bu yüzyılda bir kadın grup başkan vekilinin bu kürsüde konuşmasından aslında onur duyuyorum. Ama o kadın grup başkan vekilinin siyaset yapma tarzındaki tarifi adam gibi ise yazıklar olsun diyorum ona. Yazıklar olsun. Biz kadın gibi de adam gibi de değil... İnsan gibi siyaset yapıyoruz. Onu bir yere koy. Evet sayın seyirciler, Ankara'dan sonra İstanbul'da da ulaşıma zam geldi ve zam oranı %13 oldu. Taksi, minibüs, servis ve deniz otobüsü taksi ücretleri de zamlandı. İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi. Zam oranı %13 oldu. Yeni zamlı tarifeye göre tam elektronik bilet 17.70 TL'den 20 TL'ye çıktı. Öğrenci bileti 8.64 TL'den 9.76 TL'ye çıktı. Öğrenci abonman ücreti 250 TL'den 282.5 TL'ye yükseltildi. Marmaray tam parkur 39.16 TL'den 46.94 TL'ye, metrobüs en uzun mesafe ücreti 26.27 TL'den 29.68 TL'ye yükseldi. Öğretmen elektronik bilet ücreti 12.67 TL'den 14.31 TL'ye çıktı. Tam abonman ücreti 1389 TL'den 1569 TL'ye çıktı. Taksi ve minibüslere de zam geldi. Taksi indi bindi ücreti 90 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı.
taksi açılış ücreti 24.55 TL'den 30 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 18 TL ile 22.50 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 10 liradan 12 liraya çıkarıldı. Okul servislerine ise %16 zam yapılarak aylık 0-1 kilometre ücreti 1665 TL'den 1931 TL'ye yükseltildi. En yüksek zamsa %100 de deniz taksiye yapıldı. Böylece 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira yükseldi. Sıradaysa tarım kesiminin sorunlarının yer aldığı bir haberimiz var. Evet, Türkiye'nin her yerinden maalesef sesler gelmeye devam ediyor. Yüksek maliyetler ve düşük alım fiyatları çiftçiyi zorluyor. Görüntüler Manisa ve Çorum'da. Çiftçi dertli. Türkiye'nin her yerinden aynı ses yükseliyor. Yüksek maliyetler ve düşük alım fiyatları çiftçiyi zorluyor. Vallahi sabah saat 6.30'da tarlaya geliyor. İki de bırakıyor. Şimdi. Ne yapacaksın? Yetmese bile yetiriyor. Yetmiyor, her şey pahalı. Parası geçim çılgın. Gecenin dördünde bırakıyoruz, beşte durakta oluyoruz. Durakta ondan sonra geçecek. Ha, yetmiyor. İki de bırakıyoruz. Kiraz oturuyorum, kira parasından yetmiyor. Çoluğum çocuğum okula gidiyor. Hey, ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Sigorta yapsınlar kişi çalışıyorum dükkanlarda. Manisalı üreticiler ürettikleri sebze ve meyvelerden kazanç sağlayamadıklarını belirtti. Fidan maliyetleri aldı başına gidiyor. Yani bu yıl yaklaşık fidan maliyetinin tanesi 10 liraya kadar çıkıyor. Artı damlama hortumları geçen yıl 1000 lirayken bu sene topu 2000-2500 liraya kadar çıktı. Gübre deseniz ona keza 300 lirayken 700 liraya kadar çıktı. Su deseniz zaten yer altında kalmadı. Yani çiftçi çok mağdur durumda. Biber, domates, zeytin üreticisiyim. Yani öyle bir yıl yaşıyoruz ki domates kötü. Biber deseniz ona keza. Ya şu domatesin, biberin fidanının bir tanesini 10 TL'ye alıyorum ben, biliyor musunuz? 10 TL'ye alıyor bunun bir tanesini. Ve bunun bir tanesinden 3 kiloya yakın biber çıkıyor kardeşim. Ben şu anları 6 TL'den satıyorum biberin kilosunu. 3 kilosu ne yapar bunun? 6, 6, 12, 18. Ya bunun bir tanesini 10 liraya almışım ben ya. Geri kalan 8 TL'sine ben gübreye mi vereyim, damlamaya mı vereyim, ameleye mi vereyim, tarla kirasını mı vereyim, ben ne yapayım ya? Ya benden çıkışı bunun 6 TL, git hale 22 TL. Ya olur mu kardeşim, git manava 40 TL. Var mı böyle bir adaletsizlik ya? Ya ben bunu ne yapayım arkadaş ya? Ben bunu ürettim, halkımız için de yaptım. Kötü mü yaptım ya? Bu görüntüler de Çorum'dan. Çorum Ticaret Borsası'na buğdaylarını satmak için gelen çiftçiler bu yılki buğday fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olmasına tepki gösterdi. Pazartesi günü şu buğdayın aynısını 9 bin liraya sattım. Buğday aynı. Evimin önünden doldurup geliyorum. Bugün 7.5'a çıkıyor bu buğday. Geçen yıl bu buğdayın tohumunu ben 19 liraya aldım. Sertifika olarak. Bu yıl 25 lira bunun tohumluğu. Şurada bir bardak çay 10 lira. Ama bir kilo buğdayla biz bir bardak çay içemiyoruz. Rezillik işte içeride. Görebilirsiniz. Bedava. 3 tane tüccarın elinde ya kaderimiz. 3 tane tüccarın elinde. Girerlerse keyfine göre giriyorlar. Girmezlerse böyle çiftçiler bekliyor. Kim iptal ettiriyor. Kim veriyor gidiyor. Herkesin borcu var derdi var ya sonuçta. Mazot geçen sene seçimden önce 16.30 aldım ben. 16.30 kuruş aldım. Şu an 45 lira. Geçen sene buğday 8 liraya verdik. Şu an 7.5 lira. Ya bakanları bakıyor. Ne il başkanları bakıyor, ne ilçe başkanı. Bir günden bir gün gelip de burada bu köylünün hali nedir diyen yok. O zamanı geliyorlar ne güzel tıpış tıpış geliyorlar. Köylü bir tuvalete 5 liraya gidiyor. Bir bardak çayı 10 liraya içiyor. Buğdayı 7 liradan 7,5 liradan veriyor en fazla. Ama günah yazık. Parayı da vermiyorlar. Bir gün sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra yazık günah değil mi? Herkesin borcu var derdi yok. Ben giderken şimdi motoruma mazot alacağım. Cebimde 200 lira param var. 200 liralık ne yapar? Soruyorum ben sana hesabını atıyorum diyor. Günah bunlar. Yazık. Bu millete yazık. Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Bir başka bültende buluşunca dek hoşçakalın.
Akvit Kozmetik. Herkesin güvenerek, severek kullandığı doğal marka. Akvit Kozmetik. Güzel olma, en güzel ol. Ev rahatlığında, aile sıcaklığında benzersiz bir aile tatili deneyimi Modern Saraylar'da seni bekliyor. Aile ve kadınlar için özel havuz ve plajlar, 24 saat ultra her şey dahil deneyimi ve çok daha fazlası için Modern Saraylar Luxury Suite Residence. Side Legend Hotel, keyifli bir tatilin adresi. Antalya'nın antik kenti Side'de benzersiz bir tatile sizleri de bekliyoruz. Side'nin muhteşem denizi ve benzersiz tarihi mekanlarının yanı sıra Legend Hotel'in kendine özgü hizmet anlayışını bütçe dostu tatil avantajlarıyla bir araya getirdik. Deniz, kum, güneş, tarih ve tatil. Tamamı Side Legend Hotel'de. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0242 642 0488.